Sevgili dostlarım hepiniz Başkan 35 kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma abone olmaları ve alttaki beğen tuşunu kullanmanızı sizlerden rica ediyorum. Arkadaşlar bu hafta sizlere değişik bir analiz sistemi sunacağım. Bu hafta yapacağımız analizimizde orta vadede terste kalan arkadaşlar ve uzun vadede terste kalan arkadaşların ee, bu terste kaldıkları seviyelerden e, hangi aralıklarda ve e, hangi destek dirençler çalışmaya başladığında e, tersten kurtulabilecekleri ile ilgili bir video olacak bu. Bu analizimizi yaparken Elliot teknik analizinden faydalanacağım. E, fakat bu analizi tek tek yapmak oldukça zor olduğu için ben sizler için önceden bunları hazırladım. Bunları çizerek kısa, orta ve uzun vadede sizlere anlatmaya çalışacağım. Yapacağımız analizde arkadaşlar ilk önce orta vadede 6.25 seviyesine kadar terste kalan arkadaşlarımızın ilk etapta tersten kurtulacakları ondan sonraki daha uzun vadede yani 3 aylık süre süreç içerisinde de 7 25'li seviyelerden yani 6 25 ve 7 25 aralığında terste kalan arkadaşların Elliot analizimize göre tersten kurtulacakları teorimiz var. Şimdi hep birlikte sizlerle bunları inceleyelim. Öncelikle kısa vadede dolar TL'nin durumunu bir inceleyelim. Arkadaşlar şimdi kısa vadede teknik olarak Elliot analizine göre şu an itibariyle aşağıda 5.68 Seviyesi dip olarak gözükmekte. 5.68'in üzerinde de arkadaşlar 5.80 seviyemiz. Kısa vadedeki Elliot hareketleri. Bu 580 düzeltmesi 572. 575 ve 580. Kısa vadedeki arkadaşlar bu hareketleri takipte kalacak. 568 kırılmadıktan sonra arkadaşlar 572 ve 580 seviyeleri Elliot'umuza göre kısa vadede çalışacak olan e, seviye aralıklarımız olacak yani 568 ve 580 aralığı 568 ve 580 aralığı Elliot'umuza göre çalışacak olan e, aralığımız olacak. Şimdi orta vadede e, 625 seviyesine kadar e, dolar TL almış olan arkadaşları ilgilendirecek bir analizimiz olacak bu da gene arkadaşlar aşağıda 568'i dip olarak kabul edersek şurada hemen belirleyelim 568 seviyesini gene dip olarak kabul edersek Şurada yukarıda bizi bekleyecek ilk sürecimiz 5.90 olacak. Ayrıca bu bankadan işlem yapan arkadaşlar da bu seviyeleri takipte kalsın. 5.90'dan sonra muhtemelen 5.76 düzeltmesi. 5.76'dan sonra 6.04 Seviyesine doğru yükseliş, 6.04 düzeltmesi de e, tahmini 5.87 ve 5.87'den sonra arkadaşlar gelecek 6.25. Evet, orta vadede de çalışacak olan aralığımız Elliott'e göre bu aralığımız olacak arkadaşlar diplerimiz Elliot'a göre orta vadede 5.68 5.76 ve 5.87 şeklinde kademeli 3 tane dip şeklinde olacak yukarıda da arkadaşlar 5.90 6.04 ve 6.25 seviyeleri bizler için önemli olacak seviyeler. E, buralardan tekrardan e, düzeltmeye gidecektir arkadaşlar 6.25 seviyesinden. E, bu arkadaşlarımız bu seviyeyi ilk etapta değerlendirmeleri lazım. Buralardan tersi olan arkadaşlar. Bu verdiğim rakamları çok iyi takip etsinler. Bunları da iyi değerlendirsinler alım ve satımlarında. Şimdi arkadaşlar 7.25 yani 6.25 7.25 aralığından tersi olan arkadaşların arkadaşlar için de e, uzun vadeli el bakalım. Gene arkadaşlar 568 seviyesini e, dip seviyesi olarak alıyoruz. Şurada ben size hemen gene çizeyim. Aklınızda daha iyi kalır. 5.68'i gene dip olarak aldık arkadaşlar. Ne dedik? 568 625. Şurası 568 625 terste kalan arkadaşlar için dedik. 625 düzeltmesi daha uzun vadedeki arkadaşlar için 594 pardon 590 seviyesi. 590 hareketi yukarıda gördüğünüz 666 hareketi. Evet 666 hareketi. 666'nın düzeltmesi 619 seviyesi. Ve 619'dan sonra da 7.25'ten tekrardan dolar tl'nin bir düzeltmeye gideceği yönünde. Buradaki diplerimiz de gene arkadaşlar takip etmeniz gerekecek. 568 6.25 ve 7.25 aralığından terste olan arkadaşlar için 5.68 5.90 ve 6.19 dipleri yukarıda da 6.25 6.66 ve 7.25 zirvesi bu seviyeleri önemli takip edin arkadaşlar kısa orta ve uzun vadede ee, terste kalan arkadaşların Önemle takip etmesi gereken destek ve direnç noktalarını da aynı şekilde anlatmakta. Bu noktaları takipte kaldığınız zaman hem nerelerde sat al satlara girebileceğinizi de daha iyi analiz edebilirsiniz. Şimdi bunları silelim. Kısa, orta, uzun vadı baktığımız analizlerimizi temizleyelim. Evet, tekrardan günlük grafiğimize döndüğümüz zaman da arkadaşlar kanalımız hala yükseliş kanalı içerisinde dolar TL'nin hareket ettiği aşağıdaki 571 seviyesi e, kırılmadığı sürece şurada arkadaşlar görüyorsunuz bir sıkışma var. 5.71 ve 5.77 aralığında. Evet buradaki sıkışmanın yukarı doğru kırılıp 5.88 5.90 aralığı da kısa vadede görülmesi muhtemel e, bir seviye olarak Düşünüyorum ben. Borsa indikatorumuzda görüyorsunuz arkadaşlar burada zaten yukarı doğru kırılmış durumda. Şuradaki desteğini de gene direncini de yukarıya doğru kırmış. Al pozisyonuna geçmiş durumda. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani Elliot teori, teorimize göre yaptığımız Elliot çalışmamıza göre 5.68 5.80 aralığı kısa kısada 5.80'in yukarı doğru kırılmasıyla da 5.88 5.90 aralığı ikili dibin hedefi beklentimiz. Bunların akabinde de 6.25 seviyesine kadar tersi olan arkadaşların Orta vadede 5.68, 5.90, 5.90 düzeltmesi 5.76, 5.76 düzeltmesi 6.04, 6.04 düzeltmesi 5.87 ve 6.25 şeklinde. 6.25'ten tekrar orta vadede dolar tl'nin aşağı doğru oyalanması, abc düzeltmesi yapmasını bekliyoruz. Ondan sonraki hedef e, Dolar TL'de gene 5.68 dipten aldığımız zaman 6.25 seviyesi 6.25, 6.5, 5.90 e, 5.90 üzeri 6.66 6.66 düzeltmesi 6.19 ve 6.19 e, finalinden sonra da şey 7.25 finali Dolar TL'de beklentimiz olan rakamlardır arkadaşlar. Şimdilik benim Dolar TL ile ilgili Elliot üzerine yapmış olduğum analizim burada bitiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.